Arkadaşlar selam. Bu bölümde rehberin en önemli ikinci konusu olan debug fonksiyonu üzerine konuşacağız. Debug, donanım veya yazılımla ilgili beklenmedik bir sorunun tanımlanması ve giderilmesi anlamına geliyor. Kelime anlamı olarak hata ayıklama, hata düzeltme de diyebiliriz. Sistemlerimizi yazarken yapabileceğimiz 3 çeşit hata var arkadaşlar. Syntax yani söz dizimi hataları, runtime yani çalışma zamanı hataları ve mantık hataları. Söz dizimi ve yazım hatalarını dil bilgisinde yapılan hatalara benzetebiliriz. Programlama dilleri biz insanlardan farklı olarak kusursuz iletişim isterler. Kelimeler istediğimiz gibi değiştiremez, devrik cümleler kuramaz ve noktalama işaretlerinden kaçınamayız. Her şeyi kuralına uygun yazmamız gerekir. Olmayan bir kelimeyi yani keyword'ü kullanmaya çalışmak ya da konseptleri yanlış yazmak bu tarz hatalara örnek gösterilebilir. Çözümü çok kolaydır çünkü derleyici tarafından fark edilip hata listesi penceresinde listelenirler. Kodun derlenmesini engelledikleri için bu sorunu çözene kadar sistemimizi çalıştıramayız. Çalışma zamanı hatalarındaysa işler biraz daha karışır. Bu tarz hatalarda aslında sisteme yazdığımız her şey doğrudur. Derleyicinin bizi uyarabileceği herhangi bir hata yoktur. Ancak yine şanslıyız ki çoğunlukla backtest yaparken bu hataları fark ederiz. Çünkü çalışma zamanı hatalarında sistem çoğunlukla göçer. Mesela olmayan bir sembol girersek derleyici bunu fark etmez. Onun kontrol ettiği şey biraz önce söylediğim gibi dil bilgisi hatalarıdır. Burada kontrol ettiği şey string türünden değer isteyen sembol değişkenine atadığımız değerin string türünden olup olmadığıdır. Kontrolünü yapar, aferin string türünden atamışsın der ve geçer. Biz sistemimizi çalıştırdığımızda ise bu sembolün olmadığı uyarısını alırız ve sistemimiz çalışmaz. Gelelim mantıksal hatalara. İşte asıl sıkıntı olan hata çeşidi budur arkadaşlar. Çünkü ne derleyici hata verir ne de sistemimiz çalışmayı durdurur. Bakıldığında her şey yolundadır. Fakat aslında arka planda yapılan hesaplar, işlemler yani her şey yanlıştır. Peki nedir bu mantık hataları? Bu konuda net bir şey söyleyemem. Sisteminiz içerisinde neyi yapmak istediğinize göre değişir. Yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca farklı mantık hatası olabilir. Büyüktür kullanmak yerine yanlışlıkla küçüktür kullanabilirsiniz. Yanlış hesaplamalar formüleyebilir ya da akış içerisinde sonradan gelmesi gereken bir işlemi önceden yazabilirsiniz. IQ'nun bilmediğiniz bir özelliği de sizi yapmak istemediğiniz bir mantık hatasına itebilir. Yani pek çok şey olabilir. Bilgisayar bizim ne yapmak istediğimizi bilemeyeceği için de bütün bu hesaplamalar dilin yapısına da uygun olduğu için hesaplanır ve yapılması gereken işlemler yapılır. Kısacası herhangi bir hata almayız. En önemlisi ve aklınızdan asla çıkarmamamız gereken şey ise arkadaşlar, ister annenizin en sevdiği çocuğu, isterseniz de dünyanın en büyük yazılım şirketi olun, hata yapacaksınız. Hal böyleyken hata yapmayacağını ya da başkalarının yazdığı kodlarda hata olmayacağını düşünmek en hafif tabirle saflık olur. Siz hata yapacaksınız, ben hata yapacağım, IQ ekibi de hata yapacak. Sonuçta dünyaca ünlü yazılım şirketlerinin programları bile canlı yayınlarda göçtü. Önemli olan suçu birilerine atmak değil, bu hataları tespit edip sahip olduklarımızı daha ileriye taşımak diye düşünüyorum. Peki, konumuza dönersek biz bu mantık hatalarını nasıl bulup çözümleyeceğiz? Tabii ki de sistemimizin ne yaptığını izleyerek ve bizimle iletişime geçmesini sağlayarak. Yani bir sistem yazdığımızda doğru çalıştığına emin olana kadar onu mercek altında tutacak ve her hareketini gözlemleyeceğiz. Geçen ay algoritmaların çalışma mantığını özetleyen bir video Twitter'da önüme düştü. Linkini bırakıyorum. Eğer izlemediyseniz devam etmeden önce lütfen izleyin. Şimdi buradaki çocuklar biz oluyoruz. Baba da yazdığımız ya da yazdığımızı sandığımız robotlarımız. Algoritmalar biz ne dersek onu yaparlar. Tıpkı videodaki baba gibi. Ancak bizim çocuklardan çok önemli bir farkımız var. Çocuklar babanın yaptıklarını gözleriyle görüyor. Yazdıklarının ne şekilde karşılık bulduğunu izliyor ve tekrar tekrar deneyip doğru tarifi vermeye çalışıyorlar. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Biz de sistemimizi çalıştır dediğimizde böyle boş bir karanlığa bakıyoruz. Yani babanın ne yaptığını göremiyoruz. Ne yaptığını göremediğimiz için neyi yanlış yazdığımızı da anlayamıyoruz. İşte bizim, babanın yani algoritmalarımızın ne yaptığını görmemizi sağlayan gözlerimiz debug fonksiyonu arkadaşlar. Bu fonksiyon sistem içerisinde çağrıldığı yerde öğrenmek istediğimiz bilgileri rapor penceresindeki debug sekmesine yazdırmamızı yani sistemimizin bizimle konuşmasını sağlıyor. Bu yüzden de benim için rehberin en önemli ikinci konusu olmaya hak kazanıyor. Herhalde ne kadar önemli olduğunu anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Anlatamadıysam da videoyu durdurup bir süre kendinizi bunun çok önemli bir konu olduğu hususunda telkin edin lütfen. Yeterli telkin seviyesine ulaştıysak debug fonksiyonunun kullanımına bakalım. Baş harfi büyük debug yazıp bunun bir metot olduğunu bildiğimiz ve önceki bölümlerde metotların nasıl kullanıldığını öğrendiğimiz için parantezimizi açalım. Parametre bilgileri otomatik olarak açıldı. Bir zamanlar bize karışık gelse de artık buranın nasıl okunacağını biliyoruz. Bu arkadaş iki farklı kullanım şekli olan yani overloading yapılmış, geriye değer döndürmeyen ve parametre alan bir metotmuş. Debug ekranına log yazdırmak için kullanabiliyormuşuz ve data isimli parametre yazdırılmak istenen data anlamına geliyormuş.
Peki biz bu metodu sistemimize tanımlamadık. Nasıl tetikleyebiliyoruz diye düşünüyorsanız cevabı burada. Biz tanımlamadık ancak bu metot matrix algo sınıfının altında tanımlanmış. Ve matrix algo sınıfı da matrix.lean.algotrader.algobase kütüphanesiyle sistemimize eklenmiş. Yani gözümüzle görmesek de orada olduğunu biliyoruz. Şimdi bu metoda yüklenmiş olan kullanım şekillerine bakalım. Kendisini istersek object yani nesne türünden bir parametre göndererek, istersek de string türünden bir parametre göndererek kullanabiliyoruz. Önce string türünden bir parametre göndererek kullanalım. Bunu yapabilmek için tahmin edebileceğiniz gibi parantezin içerisine string türünden bir değer girmek yeterli olacaktır. String türünden bir değeri nasıl giriyoruz? Çift tırnak içinde. Bu kadar basit arkadaşlar. Sistemimizi çalıştırdığımızda çift tırnak içerisine girdiğimiz değer debug penceresine basılacaktır. Şimdi bir de nesneye bakalım. Object yani nesnenin ne olduğunu ilerleyen bölümlerde kabaca anlatacağım. Kabaca diyorum çünkü nesne tabanlı modelleme başlı başına ayrı bir dünya ve ben de bütünüyle hakim değilim. İhtiyacımız olduğu kadar ufak ufak değineceğiz. Şu durumda bir nesnenin her türden veriyi içinde saklayabileceğini bilmek bize yetiyor. Yani biz buraya integer türünden, decimal türünden, OTT gibi herhangi bir indikatörün türünden ya da kendi oluşturacağımız türlerden istediğimizi gönderebiliriz. String türü haricinde göndereceğimiz herhangi bir veriyi debug fonksiyonu nesneyle karşılayacak. String türünden isim, integer türünden yaş, boolean türünden evrim adında değişkenler oluşturalım ve kendilerine değerler atayalım. Hatta sisteme bir tane de indikatör ekleyelim. Araç kutusundan OTT'ye çift tıklayarak kendisini sisteme ekliyorum. İndikatörlerle ilgili yapacağımız bölümlerde indikatörlerin detaylarına gireceğiz. O yüzden lütfen şu an indikatörü değil, debug fonksiyonu nasıl kullanacağımıza odaklanın. Şimdi debug fonksiyonunu tetikleyerek oluşturduğumuz değişkenleri ve OTT indikatörünün şu anki değerini kendisine gönderelim. Ardından yüklenmiş olan metotlardan hangisinin çalıştığını öğrenmek için parametre bilgilerini göster diyerek tek tek kontrol edelim. Bakınız isim adlı değişkenimizin türü string olduğu için string türünden parametre alan fonksiyon tetikleniyor. Diğerlerinde ise gönderdiğimiz parametreleri nesne türüyle karşılıyor. Sistemimizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hepsini başarıyla yazdırdı. Debug fonksiyonunun temel kullanımı bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde biraz daha detaya girip kullanım şekilleri üzerine birkaç kritik yapacağız. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan, Twitter'dan ve Patreon'dan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik eyvallah.